Herkese tekrar merhabalar. Harcı rakamına kaldığımız maddeden devam ediyoruz. 8. maddede kalmıştık. 7. maddede memur ve hizmetlerin harcı rahından bahsetmiştik. Memur veya hizmetli olanların harcı rahını ne şekilde alacaklarından bahsetmiştik. 8. maddede de memur veya hizmetli olmayanların harcı rahından bahsediyor. 4. maddede dedik ya, memur veya hizmetlilere harcı rah verilir veya memur veya hizmetli olmaz ama kurumlar tarafından görevlendirilirse geçici görevle bunlara da harcı rah verilir. 8. madde bunların harcı rahlarının neye göre ödeneceğini bahsediyor. 7. madde memur ve hizmetlilerin harcı rahlarının hangi derece üzerinde veya ne şekilde ödeneceğini bahsediyor. 8. madde de memur veya hizmetli olanların harcı rahından bahsediyor. Kim bu memur veya hizmetli olmayanlar? Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenler. Memur veya hizmetli değil ama geçici bir görev ile görevlendirilmiş. Sözleşmeli personel olabilir. Biliyorsunuz harcı rah kanunda memur veya hizmetli tanımı vardı. Memurlar personel kanununa göre aylık alan kimseler. Hizmetliler de ödenek mukabili çalışanlar, gündelikle çalışanlar, işçiler. Sözleşmeli personel memur veya hizmetli tanımına girmez. Sözleşmeli personel de dolayısıyla bu maddeye göre harcı rah ödeniyor. Ve askeri rütbe almamış askeri öğrenciler de yine 8. maddeye göre harcı rahları ödenmektedir. Yani 8. madde kimi kapsıyor? Memur veya hizmetli olmayanları, sözleşmeli personeli ve askeri öğrencileri kapsamaktadır. Şimdi maddeden bahsedelim. Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi bir kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilecek yol masrafı ve gündelik. Şimdi bunlara geçici görevle görevlendirileceği için dolayısıyla sadece yol masrafı ve gündelik ödenecektir. Geçici görev, sürekli görev unsuru ödenmeyecektir. Bunları belirlerken belli kıstaslar esas alınıyor. Nedir? Bunların bilgi seviyeleri esas alınıyor. Faaliyet sahaları ve mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurların 4. derece dahil herhangi birine verilen yol masrafı ve gündelikle karşılaştırılarak kurumlarca karşılaştırılıyor. Şimdi memur ve hizmetliye göre 7. maddeye göre derecesine göre harcı rah verdik. Memur ve hizmetli değil, dışarıdan birini, bir tarihçi, bir profesörü görevlendirdik kamu kurumunda. Bunun bilgi seviyesine, faaliyet sahasına ve mahalli şartlara bunları dikkate alarak 4. dereceye kadar olan memurlardan birine göre yol masrafı ve gündelik veriliyor. Kim belirliyor bunu? İlgili kurum belirliyor. 4. dereceye kadar olan memurlardan birine göre yol masrafı ve gündelik veriliyor. Birinci fıkra bu. İkinci fıkra diyor ki, tamam her ne kadar 4. dereceye kadar verilir ama ilgili bakanlık teklif eder. Kim belirliyordu? Bakanlık, ilgili kurum. İlgili bakanlık teklif ederse ve Maliye Bakanlığı da olumlu görüş, yine önemli bir yer altını çizmişiz, olumlu görüş üzerine 4. dereceden daha üst bir dereceye göre de verilebilir. Birinci kural 4. dereceye kadar ödenir. İkinci kural bakanlık teklif eder. Maliye de uygun görürse 4. dereceden daha üst 2, 3, 2, 1 verilebilir. İkinci fıkra bu. Üçüncü fıkra sözleşmeli çalıştırılıp da sözleşmelilerinde verilmiş harcına belirtilmiş olanlar hakkında bu madde hükmü uygulamıyor. Şimdi sözleşmeliler memur ve hizmetli değil biliyorsunuz. Bu maddeye göre alıyorlar ama sözleşmede harcına belirtilmişse birinci derece o sözleşme hükümleri geçerli. Sözleşmeleri var. Sözleşmelerinde diyor ki harcırahta şu şu hususlara dikkat edilir veya özel hükümler varsa birinci derecede geçerli olan sözleşmedir. Ama buradan şu yorumu çıkartıyoruz. Sözleşmesinde bir husus belirtilmemişse bu maddeye göre harcı rah veriliyor. Yine aynı şekilde askeri öğrencilerle jandarma gemilik silahlı kuvvetler adına okuyan öğrencilerde teğmen rütbesindeki subayın yurt dışı gündeliğine göre yurt dışı gündeliği ödenir. Yurt dışı gündeliklerine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ödeme yapılabilir. 8. madde özetliyoruz. Maddeler arasında bağlantıyı ve maddenin sebebini de açıklamaya çalışıyorum. Daha iyi ezber yapmamanız akında, aklınızda kolay kalması için. 7. madde memurun ve hizmetlinin harcı rahından bahsetti. 8. madde memur değil, hizmetli de değil. Dışarıdan birini görevlendirdiniz. Memur ve hizmetli olmayabilir, sözleşmeli olabilir ve askeri öğrenci olabilir. Bunlar memur ve hizmetliydi. Kural, birinci kuralımız birinci fakra. 4. dereceye kadar, 4. derece dahil
bilgi seviyesi, faaliyet sahası, mali şartlar dikkate alıyor. Kurum belirliyor. Sağlık Bakanı da görevlendirdi birini. Sağlık Bakanlığı belirliyor. Dördüncü dereceye kadar, dört dahil herhangi bir dereceye göre gündelik ödüyor. Sağlık Bakanlığı teklif eder. Maliye Bakanlığı uygun görürse 3 de verilebilir, 2 de verilebilir, 1 de verilebilir. İkinci kural bu. Sözleşmeli ise, sözleşmesinde hüküm varsa bu hükmü uygulanır. Sözleşmesinde hüküm yoksa bu maddeye göre uygulanır. Niye? Yine ne yapılır? Dördüncü maddeye göre, dördüncü dereceye göre harcırar verilir. Yine aynı şekilde rütbe almamış askeri öğrenci varsa teğmen rütbesindeki subayın yurt dışı gündeliğine göre ödeme yapılır. Yine bahsettiğimiz hususların açıklamaları var. Yine buradan birkaç soru çözelim. 6245 sayılı harcırak kanununa göre memur veya hizmetli olmayanlara yol masrafı ve gündelik ödenmesiyle ilgili hangisi doğrudur? Harcırak ödenebilmesi için harcırak kanununa tabi kurumlarca geçici bir görevle görevlendirmesi gerekir. Memur ve hizmetli değil, harcırak ödeyebilmek için görevlendirilmesi gerekmektedir. Doğru mu? Doğru. A şıkkımız doğru. Şimdi diğerlerine de kısaca bir bakalım. Memur veya hizmetli olmayanlara hiçbir surette harcırak ödenmez. Yanlış. Memur veya hizmetli olmadığı halde sözleşmeli personel, askeri öğrenci veya bunların dışındakilere harcırak ödenebilir. Harcırak ödenebilmesi için ilgili bakanlığın teklifi Maliye Bakanı'nın uygun görüşü olması gerekir. Yanlış. Harcırak ilgili bakanlığın teklifi maliyenin uygun görüşü olursa dördüncü dereceden yukarı bir şey verilir. Yani harcırak ödenmesi için bunun görevlendirilmesi yeterli. Dışarıdan birini görevlendiriyorsanız harcırak kanununa tabi bir kurum görevlendirme yapıyorsa harcırak ödemesi zorunludur. Bunun için onay gerekmez. Harcırak ödenebilmesi için harcırak ödenecek kişinin alanında uzman olması, bütçe kanunu haş cetvelinde hüküm olması gerekir. Yanlış. Cevabımız A şıkkı. Yine bir tane daha farklı soru bulmaya çalışalım. 11. soruyu görüyorum. Farklı bir soru. 6245 sayılı kanuna göre memur veya hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarca yol masrafı ve gündelik hangi unsurlar dikkate alınır? Ne dedik? Memur veya hizmetli değilse bilgi seviyesi, mali şartlar ve ekonomik şartlar. Dolayısıyla 11. sorumuz 1, 2, 3 diyoruz. C şıkkı. Bilgi seviyeleri, mahalli şartlar ve faaliyet sahası dikkate alınarak gündelikleri 4'e kadar olan bir dereceyle belirlenir. Yine 12. soruya bakabiliriz. Yine hızlı geçiyorum çok zaman almaması için. Memur veya hizmetli olmadıkları halde 4. dereceye kadar ilgili kurumca takdir olunur. Ancak şimdi ilgili dairece tespit olunuyordu. Ama ne dedik? İlgili bakanlığın teklif ederse, Maliye Bakanlığı değil, ilgili bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü. Burada olumlu da önemli, yani görüşü değil, olumlu görüş vermesi önemli. Maliye Bakanlığı olumlu görüş verirse 4'ten yukarı da ödenebilir. Yine farklı bir soru bulabilirsek, 15. soruyu görüyorum, farklı bir soru. 6245 sayılı kanuna göre memur veya hizmetli olmadıkları halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü olmadığı durumlarda hangisi verilemez? Şimdi ne dedik? Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü olmazsa 4'e kadar verilebilir dedik. 4'te dahil. Ama Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü yoksa 3. derece verilemez. İlgili bakanlık teklif edecek. Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine verilir. Yine 14'e bakabiliriz. Mali şartlar dikkate alınarak herhangi bir memur veya hizmetli olmayanlardan bahsediyor. Ne dedik? 4. dereceye kadar olan memurlardan birine göre kıyaslanarak ödeme yapılabilir. Sekizinci maddede bu şekilde, yine farklı soru denk gelirse bakmaya çalışıyorum. Dokuzuncu soru, şimdi harcırahlarını belirledik. 7'de, 8'de neye göre harcırah, yolu da belirledik 6'da. Dokuzuncu soru da daimi vazife, yani sürekli görev harcayan harcırahın mebdeyi, yani başlangıç noktası.
Sürekli görev harcırağını madde metnine bırakıyorum. Direkt şeklimiz üzerinden anlatmıyorum. Şimdi A bölgesi görev yeri. A'da görev yapıyor. A ilinde veya merkezinde. C'de izinli geçici görevli vekil olarak bulunuyor. C bölgesinde. A'dan B'ye atanıyor. Ama şurada izinli olabilir, yıllık izninde olabilir, geçici görevli olabilir C bölgesinde veya vekaleten görevli olabilir. Diyor ki sürekli görevinin başlangıç yerinden bahsediyor. Yani nereden itibaren, 9. madde sürekli görevin nereden itibaren ödeneceğini bahsediyor. Diyor ki A'dan itibaren, yani görev yerinden itibaren harcına ödenir. Yani burada A ile B arası sürekli görev ödenir. İzinli, burada izinli olsa da veya geçici görevli olsa dahi sürekli görev buradan buraya arası ödenir. Çünkü burada geçici görevliyse A ile C arası zaten geçici görev harcırahı alır. Şimdi yine bir iki tane soru çözebiliriz. 9. madde bu kadar. Yani her halükarda eski görev yerinden itibaren, izinli olduğu yerden veya geçici görevli olduğu yerden değil, eski görev yerinden yeni görev yerine A'dan B'ye harcırahı alır. Birinci soruyu çözebiliriz. Noktasıyla ilgili hangisi yanlıştır? Naklen veya yer değiştirme yoluyla başka bir yere gönderilenlere, yine bahsettiğim gibi madde metninde eski kelimeler var. Tahvilen, yer değiştirme suretiyle, yine geçici görev. Madde metninde mezunen, izinli olarak şeylerin Türkçe karşılıklarını madde metninde verdim. Onlara bakabilirsiniz ama maddenin özü kısaca şu şekilde anlaşılıyor. Birinci soru, naklen veya yer değiştirme yoluyla başka bir yöne gönderilenlere bu tayinleri sırasında izinli olarak başka yerde bulunsalar dahi eski memuriyetleri. Ne dedik? Naklen, A şıkkı ne diyor? Naklen başka bir yere atanırsa, başka bir yerde izinli olsa dahi eski memuriyet mahallinde. Yani A'dan B'ye alır. Doğru mu? Doğru. İkinci şıkka geçiyoruz. Geçici bir görevle bir yerinde bulundukları esasında görev yeri değişenlere eski memuriyet mahallinden itibaren, doğru. Vekil olarak bir yerde bulunursa, görev yeri değişirse eski memuriyet mahalli yerinden itibaren ilk defa bir memuriyete tayin olanlara bu tayinleri sırasında bu 9. maddenin A fıkrası, bu madde mülk oldu. İlk defa memuriyete atanmada harcırağı ödeniyordu. Bu A fıkrası kalkınca bu hükümde mülk kalkmış oldu. Yani ilk defa memuriyet mahalline atananlara harcırağı ödenmez. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Sürekli görev harcırağının başlangıç noktası ile ilgili hangisi doğrudur? Vekil olarak bulundukları esnada asıl görev yeri değişenlere vekil olarak görev yaptığı yerden itibaren. Vekil olarak bir yerde bulunuyorsa o vekillik yerinden değil, asıl görev yerinden itibaren. A yanlış. B, yer değiştirme yoluyla başka bir yere gönderilenlerden bu tayinleri sırasında izinli olarak başka yerde bulunanlara izinli oldukları yerden. Yanlış. Yine eski görev yerinden itibaren ödenmesi gerekir. D şıkkına bakıyorum. Nakil yoluyla başka bir yere gönderilenlerden bu tayinleri sırasında izinli olarak başka bir yerde izinli oldukları yerden itibaren. Yanlış. C şıkkı, geçici görev ile bir yerde bulundukları esnada asıl görev yeri değişenlere eski memuriyet mahalli içinde. Eski memuriyet mahalli yerinden itibaren. Yani maddenin özü basit, geçici görevli olabilir, izinli olabilir veya vekaleten bir yerde görevli olabilir. Her halükarda da eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir. Yani şeklimizde olduğu gibi A'dan B'ye atanırsa, C'de görevliyse A, B arası sürekli görev alır. Bir iki tane de şu somut örnekli çözelim, daha iyi anlaşılsın. 6. soruyu çözebiliriz. 6. soru ne diyor? İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli. Görev yeri, yani bu şeklimizde neresi bu? A bölgesi. Kartal'da görevli. Rize'de yıllık izinde Ankara'ya atanıyor. Rize'de yıllık izinde Ankara'ya atanıyor. Sürekli görevi nereden alır? Şu A bölgesi, asıl görevli olduğu yer B, izinli olduğu yer C'ye atanıyor. Şeklimizi hayal edersek ne dedik? A'dan B'ye alır. Yani burada şeklimize göre hangisi cevabımız olacak? Asıl görev yerinden itibaren. Asıl görev yeri neresi? Kartal. Kartal'dan Ankara'ya sürekli görev harcırağı ödenecektir. Yine aynı şekilde devamında sorularımız var. İşte 8. soru.
düze muhasebe müdürlüğünde görev yapıyor. Yığılca'da vekaleten atanmış veya Ankara'da eğitimde. Bunu uzatabilirsiniz. Başka bir yerde geçici görevli, geçici görev yaparken bir yerde eğitime gidiyor. Hiç fark etmez. Asıl görevli olduğu yer neresi? Düzce Muhasebe Müdürlüğü. Nereye atanıyor? İstanbul Beykoz'a. Yani cevabımız ne? Düzce Beykoz arası sürekli görev yolluğu denir. Son soru biraz farklı. Son soruyu da çözebiliriz. Şimdi burada diğer sorularda madde 9 sürekli görev yolluğunun başlangıcı. Ve bu sorularda hep sürekli görev yolluğu ile ilgili sormuşuz. Son soruda da sürekli görev ve geçici görev yolluğu ile ilgili hangisi doğrudur demişiz. Yani hem sürekli görev hem geçici görev. 10. soruda da şimdi asıl görevli olduğu yer, geçici görevli olduğu yer. Geçici görevli olduğu yerle asıl görevli olduğu yer arası geçici görevli olduğu yer. Yani Akşehir'le Konya arası, Konya Akşehir arası geçici görev yolluğu alacak. Yine Konya Ilgın arası, asıl görevli olduğu yer Konya, atamasının yapıldığı yer Ilgın, sürekli görev yolluğu alacak. Yani diğer sorulardan farklı, bunda bir de geçici görev yolluğunu da sormuşuz. Ama madde metni asıl sürekli görev yolluğunun başlangıç yeri. Son özetliyorum, 9. madde sürekli görev yolluğu izinli olur, geçici görevli olur, vekil olur. Hiç önemli değil eski görev yerini. Çünkü burada izinli olması bir şeyi değiştirmez. Asıl görevi asıl görev yeri burası. Veya burada geçici görevli fark etmez. Geçici görevli olduğu yerle zaten C ile A arası geçici görev yolluğu alacak. Veya vekil olarak burada bulunuyor fark etmez. Buradan itibaren sürekli görev yolluğunu A B arası alacak. Bu kadar. 9. madde ve 8. madde bu şekilde.